Embriyoloji laboratuvarı aslında hep söyleriz arkada gözükmeyen taraftır ama en çok can alıcı bölgedir gerçekten. Embriyoloji laboratuvarı sürekli steril edilen bir hava koşulları içerisinde, yani HEPA filtrelerle, özel filtrelerle havanın sürekli steril edildiği, partikül sayısının bile çok çok altta olması gereken bir alan. Bunun dışında da embriyoların geliştiği inkübatör dediğimiz cihazların ortamını sürekli kontrol eden mekanizmalar var. Karbondioksit ortamı, azot ortamı ve ısısı o kadar önemli ki embriyonun gelişimini ve canlılığını sağlamanın tek yolu onların optimum seviyede devamlılığını hiç durmaksızın sağlayabilmekten geçiyor. Tabii ki teknik donanım, teknik altyapının da en gelişmiş teknolojiye sahip olarak güne ayak uydurması en önemlilerinden birisi. Bizim için ilk giriş kapısı androloji laboratuvarı. Yani spermin hazırlandığı ve en iyi spermin, en kaliteli, en hareketli spermin seçildiği alan. Androloji laboratuvarının iyi kalitede sperm bulması aslında embriyoloji için büyük bir başarının başlangıcıdır. Yumurta toplamada da anestezi altında kadından yumurtaların toplanma aşaması gerçekten önemli bizim açımızdan. Çünkü gelen yumurtanın kalitesi yine embriyo kalitesine direkt etkileyecek bir alandır. Bütün bu işlemler steril kabinler altında yapılıyor. Sürekli havanın filtre edildiği, partikül sayısının en düşük olabilecek en düşük seviyelerde tutulduğu alanlarda yapılıyor. Ve tamamen inkübasyon ortamında, yani inkübatörlerde embriyo gelişiminin 24 saat gözlendiği alanlarda çalışarak başarılı sonuçlara katkı sağlamaya çalışıyoruz.